Hayata, hayallerinize ve en önemlisi de kendinize gülümsemeyi asla unutmayın. Papatya gibisin beyaz ve ince, eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Yalvarırım. Kon TV ekranlarından merhaba. Cesur Adımlar'a hoş geldiniz. Bu hafta Konya'nın tanınan isimlerinden eğitimci Fahriye Gürler Sayar hanımefendi başarı hikayeleriyle, yaptıklarıyla ve bundan sonra yapacaklarıyla bizlerle birlikte olacak. Programımıza hoş geldiniz. Hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum. Neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Çocukluğumuzun en güzel tebessümüdür öğretmenler. Cesur Adımlar'ın bu haftaki konuğu, geleceği şekillendirmiş bir öğretmen, Fahriye Gürler Sayar. Dünyanın en güzel, en meşakkatli işini yapmış yıllarca. Kendi acılarına bile merhem olmuş öğretmenliği. En zor zamanlarında bile öğrencileri ona derman olmuş. 17 yaşındaki oğlu, Arda'sını kaybettiğinde yaşayamayacağını düşünmüş. Ama evladının yokluğunu yeni evlatlar yetiştirerek unutmuş. Çünkü o bir öğretmen. Ülkenin tüm çocukları onun evladı ve geleceği olmuş. Bize hayatını ve öğrencilerini anlatırken gözlerinden şefkat ve sevgi kıvılcımları sıçrıyor. O bulunduğu okulların her duvarında nefesini, her koridorunda sesini bırakmış bir kadın. Yıllarca öğretmenliği para için, diploma için değil, insan gibi yaşamayı öğretmek için yapmış bir kadın. Karşılaştığı her öğrencisi ilkbaharda açan kır çiçekleri, gururu. Şimdi torunu Çınar, göz bebeği, dünyanın en güzel çiçeği. Fahriye Hanım'a hayat veriyor, ömrüne ömür katıyor. Onunla yeniden çocuk olurken sevmeyi torununa öğretiyor. Emekli olsa da hala enerjisi bitmeyen, durmadan çalışan bir kadın o. Kurucusu olduğu dernekler, aldığı ödüller hayatına yeni anlamlar, yeni projeler katıyor. Ve cesur bir kadın olarak hayatına devam ediyor. Sana soruyorum. Tabii ki siz tanınan bir eğitimcisiniz. Çocukken de hayaliniz bir öğretmen olmak mıydı? Neydi çocukken hayaliniz? Valla çocukken hayalimde hiç öğretmen olmak yoktu. Hatta rahmetli dedem kucağına oturtur. Benim kızım muallim olacak, benim kızım muallim olacak, ben onunla köylere gideceğim diye severdi beni. Hı hı. Ben de böyle tepinirim, hayır dedi, ben muallim olmayacağım, ben hukukçu olacağım, ben gazeteci olacağım falan derdim. Fakat hayat var ya, hiçbir şey planladığınız gibi hı hı. geçmiyor. Ve ben tabii o zaman Konya'da üniversite yoktu. Hı hı. Liseyi bitirdikten sonra hatta eğitim enstitüsünde okul dördüncüsü olarak kazandım. Ama muallim olmak istemiyorum ben. Arkadaşlar girdi sınava diye girdim. Gene istemedim. Annem de Konya'da üniversite yok. Babasız kız çocuğu, ben ilkokuldaydım babam vefat ettiğinde. Hı hı. Babasız kız çocuğunu yollamam dedi. Dolayısıyla benim hayaller suya düştü. Fakat Allah öyle bir yazı yazmış ki ben hemen mezun olunca bankaya başladım. O arada bir arkadaşımın annesi geldi bankaya ve dedi ki yavrum dedi, çok da severdi beni. Kız öğretmen okulunun dışarıdan fark dersleri verme son şansmış dedi. Bak dedi, benim kızlarım giriyor güzün güzide. Sen de gir dedi. Ama ben muallim olmak, yavrum al at dedi. Gir sınava, diplomanı cebinde al at olsun, dedi. Ve iyi ki demiş. Sağ olsa Allah ömür versin, sağlıklı vefat ettiyse nurlar içinde yatsın.
ve ben öğretmen oldum. Belki dedenizin dualarıydı. Hani o dizini dizinizde oturtup da muallim olacaksın. Kalpten. Çünkü duanın gücü biliyorsunuz. Her şeyin üstünde. Her şeyin üstünde. Ve ben kabristana gittiğim zaman oğlumla dedem arkalı önlüdür. Her zaman dedemi taşını da öperim. Dedem nurlar içinde yat. İyi ki ben sayende öğretmen oldum. Hı hı. Dünyaya bir daha gelsem bir daha öğretmen olurum diye. Bazı insanlar zaten böyle öğretmen olmak için yaratılmış oluyorlar değil mi? Galiba her, ben o grupta evet, tevazu gösteremeyeceğim. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü çocuk delisiyim. Sokaktaki çocuklara da bir şey takılırım. Severim, öperim, koklarım veya el sallarım. Yani çocuk deyince akan sular duruyor. Ben niye öğretmen olmayı istemedim onu bilmiyorum çocuk aklımla. Belki daha hareketli geldi o hani bir avukatlık, bir gazetecilik böyle daha mı onlar aktif? Da yapımı aslında çok müsait ama öğretmenlik rüya gibi bir şey. İnanın. Daha doyamadım diyorsunuz inanın, yani. İnanın arkama dönüp baktığımda yüzümde sürekli tebessüm oluyor. Öyle bir aşk ki çünkü elinize verilen çocuklar o kadar masum ki. Daha okula başlamadan sizi seviyorlar. Hı hı. Okula gideceğim, öğretmenimi seveceğim, öğretmenim bana şunu öğretecek. Daha o psikolojiyle başlıyorlar. Koşulsuz sevgi, karşılık beklemeden. Ve o kadar masumane, o kadar masumane. Dolayısıyla bir kere işe kolay başlıyoruz. Ha ama onu hak etmek var. Hı hı. Ben öğretmenlerime hep şunu söylerdim. Arkadaşlar, öğrencilerimiz ve velilerimiz bizden ayrıldıktan sonra, çocuklar bizden bir süre sonra mezun olur. Bizden ayrıldıktan sonra bizi nasıl hatırlıyorsa biz oyuz. Ona göre hareket edin. Evet. Yani kimsenin kalbinde, beyninde kötü izler bırakmayalım deriz. Çok şükür ki sokağa çıktığımızda hep sarılan birileri oluyor veya bana benim hatırlayamadığım anılarımızı anlatıyorlar ki o konuda kitap yazmak istiyorum, çok istiyorum Allah izin verirse. Öğretmenlik bu parayla falan ölçülebilecek hayır, bir mutluluk asla, değil mi? Asla. Bu muhteşem bir anlatılmaz. Şey. Yani hakikaten aşk gibi bir şey. Evet, aşk gibi. Aşkın tarifi. Evet. Yani o aşk başka aşk, bu başka bir aşk. Meslek aşkı çok farklı. Evet. Evlilik sürecinde ne zaman evlendiniz? Vallahi 1972'de evlendim. Ben yengeç burcuyum. Hı hı. Yengeç burcuyum ve aşka çok inanırım. Ben de yengeçim. Yani ya siz de mi? Evet. Oh ne güzel. Aşka çok inanırım. Fakat öyle bir gençliğimiz oldu ki bizim. Sağ olsun annelerimiz böyle diktatördü. Babasız da büyüttüğü için annem biraz. Abim de her peşimize takılana döverdi. Hı hı. O yüzden bir flört etme şansımız olmadı. Dolayısıyla beni sevenle evlendim. Yani beni çok sevdiğini gösteren insanla evlendim. Yani onu sevmeye vaktim olmadı. Öyle pastanede buluş şimdiki gibi değildi. O şansı hiç yaşamadım. Evliliğim de zaten zor yürüdü, çok zor yürüdü. İki tane yavrum oldu. Biri Onur, 1974 doğumlu, biri Ardam, 78'li. Her ikisini işte yani aileyi ayakta tutmak için ciddi savaşlar verdim. Evet. Annelik size ne kattı peki? Şimdi bankada çalıştınız, sonra eğitimci oldunuz, bir sürü çocuk işte gözünüzün içine bakarak sizden bir şeyler öğrenmek istiyor, iş hayatı, işte eş hayatı falan ama anne oldunuz, kadın bambaşka bir şey haline geliyor. Akan sular duruyor. Annelik size ne kattı? Annelik bana her şeyi kattı çünkü gerçekten geçenlerde de arkadaşlarla konuştum, arkadaşlar dedim. Çocuğu olmayan arkadaşların kusurlarına bakmayalım. Bizim tattığımız zevkten onlar tatmadı, mahrum oldular. Hata yapabilirler, hani kızardık eskiden. Şimdi düşünüyorum da, kurban olduğum Allah'ım, Mustafa Bey çok iyi bilir, müdürünüz. Bu anımı anlatmışım, o da birkaç yerde, hocam sizden izin almadan anlattım dedi. Onu anlatmışım, demek ki içim yandı. Bir an başsağlığına geldiklerinde. Evet.
Arda 17 yaşındaydı vefat ettiğinde. İki oğlum da Meram Anadolu Lisesi, önce İnkılap sonra Meram Anadolu Lisesi mezun. Abisi Marmara'yı bitirdi. Tabii ben 3 gün Allah'a küstüm. Evet. Küstüm. Sen benim kalbimi çok iyi biliyorsun Allah'ım. Niye bu kadar canımı acıttın dedim. Çünkü 17 yaşında. 17 yaşında, 1.83 boyunda, milli handbolcu. Ve o gün kurban oldum Allah'ım. Yani bir tiyatro, dünya bir tiyatro. Yazılmış, oynuyoruz. O gün antrenmandan çıkıyorlar. Ardam, arkadaşının birisi çok benden zehirlenme okuyor. Ardam da diyor ki, aa diyor, insanlar aptal mı da şofbenden zehirleniyor diyor. İnsan diyor kokuyu alınca kendini atmaz mı? Biz de yeni değiştirmiştik, kiracıyız, yeni değiştirmiştik. Bir tüp bitirmiştik, ikinci tüpü o gün taktırdım. Çok korkuyorum dedim. Tüpçü dedi ki, korkmayın hocam, iki emniyeti var dedi. Zaten şofbeni alırken çok titizlenmiştim, en iyisini alayım diye. O da aynı şeyi söyledi. Korkmayın hocam, iki şey var diye. Ama ben korkmaya devam ediyorum tabii. Arda hastaydı. Ramazan'ın ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi. İlaçları bitti. O gece duş alacak, abdest alacak. Ertesi gün oruç da tekrar başlayacaktı. Sabun gibi kaydı. Tutamadım. Söyledim de o gün anneannesiyle üçümüzdük. Bakın dedim, size söylüyorum, benden habersiz bu evde kimse banyoya girmeyecek. Ben evdeyken girilecek dedim. Annem ben 2 dakika yıkanır çıkarım dedi. Arda ben girerim dedi. Bak girersen bir kişi eksilir dedim. Söylediniz yani. Şuradan kalkamayayım. Bir kişi eksilir dedim. 3 gün küstüm. 3 gün küstüm Allah. Hayır, ben bunu hak etmedim dedim. Senin çok kötü kalpli kulların var dedim. Çok hain kulların var. Ama sen beni biliyorsun. Ben bunu hak etmedim dedim. Ama 3 gün sonra kurban oldum. Allah'ım affet beni dedim. Teslimiyeti gösterdim. En azından dedim. Boyun eğdiniz değil mi hocam? En azından dedim. Sen bana 17 yıl çok güzel bir çocuğun annesi olmanı yaşattın dedim. Ben çok güzel bir çocuğun annesiydim dedim. 17 yıl onunla yaşattım. İsyan ettim, farkındayım. Ama canım çok acıdı. Sen affet dedim herhalde aramızda. Torun aşk başka bir şeye benzemiyor. İnanın hiçbir şeye benzemiyor. Öyle bir şey ki anlatılmıyor yani. Hı hı. Hiç anlatılmıyor. Demin Onur'a dedim, Onurcuğum getir. Ne zaman enerjim tükense Çınar'ı isterim. Lütfen depolarım, getir. Depolarım. Evet. Geri götürebilirsiniz. Fakat sevgi karşılıklı biliyor musunuz? Evet. Buradan giderken el sallaşıyoruz. Karşı devlet su işlerinin içinde, arabanın içinden hala eğilip el sallıyor. Daha 2 yaşına girmedi. Bir de siz bitirmedi. Çok sevgi dolu bakıyorsunuz. Biz sizinle ilk işte oturduğumuz
konuştuğumuzda, işte program için görüşmelerimizde, yani etrafınızdaki çocuklar, gençler için de öyle. Öyle bir sevgiyle bakıyorsunuz ki böyle fırlıyor gözlerinizden. Evet, evet. O çocuk tabii ki hissediyor onu. Çok hissediyor. O zaman öğrencilere geçelim. 20 yıl İnkılap İlkokulu'nda, ilk öğretim okulunda bir müdür, önce öğretmenlik, önce sonra bir müdür, müdür hanım olarak ne verdiniz? Ve size bunu sorduğumda bana demiştiniz, ben öğrencilerime önce sevmeyi, sonra insan olmayı öğretiyorum Ayşegül'cüm demiştiniz. Evet. Bu beni çok etkilemişti. Sevmek, öğrencilerinize ne veriyorsunuz hocam? Sevmek çok önemli. Yani her şeyin başı sevmektir. Sevmek ve saymak ve takdir etmek, bunlar hepsi bana göre mevduat hesabı gibidir. Faiziyle geri dönüyor. Geri dönüyor değil mi? Kesinlikle. Çocuk sevildiğini, değerli olduğunu bilmeli. Sevgide kaybetmek yok. Asla olamaz. Hem seveceksin. Hem de üstüne kazançlı bir şekilde iki katını alacaksın. Hatta daha mislini. Tabii, alacaksın. Tabii. Mesela birkaç velim ben öğretmenken benden çocuklarını almak istemişler. Dedim ki niye böyle bir şey düşündün? Sonra almadım ama hocam, hı, falan diyorlar. Niye böyle bir şey düşündünüz dedim. Onların da kendince herhalde haklı tarafları vardı. Hocam benim çocuğumun başkasını benden çok sevmesine dayanamam dediler. Dayanamıyorum. Bunu itiraf etti yani. Yemin ederim. Bunları da yaşadım. Bunlar da bana göre çok güzel şeyler. Ben çok sevdim ve çocuklar sevildiğini biliyor. Evet. Yani sadece onlara küserdim. Yani küsme şöyle, kolumu bağlayıp kapıda hani çok gürültü yaptılarsa, hı hı, tek noktaya bakardım. İlk gören öğretmenimiz geldi. Öğretmenimiz çok kızdı derdi. Şu kol bir bağlamak. Şey mi oldu? Ne yaptık hayır, çok acaba? Kol bağlamak, aha, çok kızmak oluyor. İşte bir hata yaptıklarını düşünüyorlar. Gürültü, onun, heh, farkındalar. Falan yani öyle bizde çok şükür sorun olmadı. Sevgi, çok tatlı her, anılarla sevgi yaşadık. Sevgi her kapıyı açıyor. Sevgiyle, kesinlikle, eğitimi de verebiliyorsun, öğrenimi de verebiliyorsun. Aynen öyle. Hayatı da anlatabiliyorsun çocuğa. Şimdi bir de Ayşegül Hanım, şöyle bir öğretmen, yani başka bir şey, anlatılmaz, inanın anlatılmaz. Şimdi büyüyünce ne olacaksın diye sorarız. Ve çocuklar eğer öğretmenlerini çok seviyorlarsa, öğretmen olacağım derler. Mutlaka öğretmen, evet, olmak isterler. Ben de bir gün bir grup mezun olacaklar sordum. Hepsi öğretmen olacağız, öğretmen olacağız, parmak kaldırdılar. Dedim ki çocuklar ama ben sizin öğretmen olmanızı istemiyorum dedim. Aa olmaz öğretmenim, işte biz sizin gibi olacağız, adaletli olacağız, çok seveceğiz, güzel şeyler öğreteceğiz falan. Böyle bıcır, demokrasiyi çünkü sınıfa soktuğum, hı-hı, için, hı-hı, her şeyi rahat konuşurlardı. Evet. Bugün çok güzelsiniz. Özgür olmak değil mi? Tabii, ne kadar tabii, önemli çocuk için. Bugün çok şıksınız öğretmenim, hı-hı, de derlerdi. Bir böyle birbirimize karşı yani şakalar bile yapardık. Sıkılayım, söylemeyeyim, öğretmenim korku kızar. Korku üzerine egemenlik kurulmaz. Ne kadar güzel, kendini ifade eden bir öğrencinin korku yetişmesi. Korku üzerine egemenlik kurulmaz. Korkutarak, evet, hayır. Ondan sonra ama öğretmenimiz de işte sizin gibi olacağız falan dediler. Çok tatlı bir anımdır. Çocuklar dedim, biz de sizin gibi işte öğrenci yetiştireceğiz, güzel şeyler öğreteceğiz, sizin gibi öğretmen olacağız falan. Dedim ki çocuklar, tabii ki öğretmen olmanızı isterim. Hı. Öğretmenlik en kutsal meslek ama devlet öğretmenlere çok maaş vermiyor. Ben ileride karşıma çıktığınız zaman sizi en güzel evlerde oturun, en güzel arabalara binin, en güzel tatilleri yapın, çadırlarda yapmayın. İsterim. İsterim. Şu anda öğretmenlerin şartları böyle. O yüzden öğretmen olmanızı istemiyorum dedim. İzah etmek zorundayım, hı-hı, açıklama, hı-hı, yapmak zorundayım. Ondan sonra kalktı bir öğrencim, dedi ki, öğretmenim dedi, ben milletvekili olacağım dedi, öğretmenlerin maaşını artıracağım dedi. İşte. İlkokul 5 bundan söyledi. Bir tanesi oradan kalktı, şimdi bayağı ünlü bir hukukçu kalktı oradan, dedi ki oğlum dedi, o zamana dedi öğretmenimiz emekli olur, emekli öğretmenlerinkini de artır bari tamam, dedi. Tamam, işte bu pratik zeka budur.
Kim demiş çocuk bir küçük şeydir. Evet. Bir çocuk belki en büyük şeydir. Çok güzel. Asla küçümsenecek şeyleri yoktur. Ve öyle küçük şeylere dikkat ediyorlar ki anlatamam yani. Çocuklar koskoca bir dünya. Çok güzeldi. Rüyaydı inanın. Rüya başka bir kaç şey değil. Kaç yılında emekli oldunuz hocam? Tabii o okulu bırakmak sizi çok zor olmuştur. Çok zor oldu. O okulu bırakmayı hiç hatırlamak bile istemiyorum. Çok başarılı. Okulda zirve yükseldi. Özel okullar benim almadığım öğrenciler onlara kalıyordu. O kadar kalbur üstüydü. Herkes evinde otururken, herkes gün güneş gezerken ben çok emek verdim. Çocuklarımın ve işimin başındaydım çok diyorsunuz. Çok emek verdim. O 54 takdirde devletten bir maaş ödülle ödüllendirildim ayrıca. Sonra bakın bu şey ilk san temsilciler ilk kurumunun. Evet, ilkokul öğretmenleri yardımlaşma sandığı Türkiye çapında. Hı hı. İlk o zaman mı kuruldu hocam? Hayır, sizin seneler önce vardı, kurulmuş ve bu tarihe kadar, 92'ye kadar hiçbir kadın seçilememiş, bayan öğretmen seçilememiş. Yani bu seçim nasıl oluyor? Önce merkez ilçelerin, merkez ilçe hangi merkez ilçedeysen orada çalışan öğretmenlerin oylarıyla kazanıyorsun. Sonra mesela Konya adına söyleyeyim 31 ilçenin oyuyla kazanıyorsun. Ben çok idealistçe girdim çünkü ilk sen öğretmenlere çok bir şeyler yapmıyordu. Dedim hepimiz görevden kaçarsak kim yapacak? İşte böyle olacak dedim. Evet. Hiç kimseye haber vermeden müracaat ettim. Derken Selçuklu seçimini kazandım. Tabii hiç dönmemek üzere yol alanlar asla yorulmazlar derler ya. Ben çok kararlıyımdır o konuda. Ha yenilirim ama dönmem yani. Ondan sonra 31 ilçenin oyuyla kazandım. Hatta o arada başka bir partili grup çok baskı yaptı. Hocam oraya kadın gitmez lütfen seçimden çekilin diye. Aynen size söylediğimi söyledim. Hiç dönmedim. Beni hiç tanımıyorsunuz dedim. Yola çıkınca ben asla yolu yarıda bırakmam. Ve Türkiye'de seçilen ilk ve tek bayan il temsilcisi oldum. Düşünün. Orayla mı başladı acaba bu savaşınız, her tarafa yetmeniz? Bilmiyorum ki öyle bir başlangıç mı? Şaşırmışlar tabii. Bütün Türkiye'ye yayılmış bir bayan seçilmiş. Konya'dan hem de Konya. Konya'yı o kadar yobaz tanıyorlar ki. Yani kahroluyorum buna. Onun için de bu hızlı trenin yapılmasından tarifsiz mutluyum. Ve yapanlara dua ediyorum tekrar tekrar. Çünkü Konya'nın yobaz olmadığı çıktı ortaya. Dolayısıyla çok şaşırdılar. Ben kürsüde konuşma yaptım. 97 şey seçilmiş aday Türkiye'nin her yerinden. Hani İzmir var, Ankara var, Akdeniz var, İstanbul. Yani hiçbirinden o güne kadar seçilen olmamış. Sonra konuşma yaptım. Bayağı bir takdir topladı. Yerime oturuncaya kadar hepsi ayakta alkışladılar. 91 üyede. Falan böyle mesleğim adına yani yapılacak diye varsa yapmışımdır. Evet. Emekli olduktan sonra mı dernek çalışmalarına başladınız hocam? Ben emekli olmadan önce de destek verirdim derneklere. Emekli olduktan sonra da tabii Yardımseverler Derneği'ne girdim ama emekli olmadan önce ben Konya'da Şehit ve Gazi Anıları Derneği'ni kurdum. Evet, ondan kurdum. Da bahsedelim. Çünkü evet. Çok önemli bir o çok platform. Önemliydi. O çok önemliydi. Ve 7 yıl başkanlığını yaptım. Hatta onunla da ilgili küçük bir anekdot anlatayım. Ramazan işte girdi. Ben hemen dernekçi arkadaşları okulda topladım. Arkadaşlar dedim, bakın biz çoluğumuzda çocuğumuzda iftarımızı açıyoruz. Hani bir aradayız. Bir aradayız. Ama dedim bu şehit anaları çocukların en sevdiği çorbayı bile pişiremiyorlardır. Evet. Boğazlarından geçmiyordur. Ne olur yardım varlıklı da grup, ekip çok varlıklı.
Dedim ki bize de bir şeyler ayırın, şehit ailelerine destekleyelim dedim. Onlar kim bilir bir böreği bile yutamıyorlardır. Evet. Hani çocuğun sevdiği bir pastayı, böreği, hı-hı, çorbayı, hı-hı, falan. İnanın Arda 2 gün sonra vefat etti. Peki Konya Kadın Platformu Derneği'nden bahsedelim biraz da. Şimdiki Konya Platformu harika, harika bir grup. Neler yapıyorsunuz hocam? Belki izleyenlerimiz merak ediyordur ya da katılmak isteyen olabilir. Gelip ziyaret etmek isteyen olabilir. Çok seviniriz, çok neler seviniriz. Neler yapıyorsunuz? Şimdi neler yapıyoruz? Bir kere önce altyapısı çok sağlam. Hı hı. Yani herkes samimi. Samimi. Yani bazıları özentidir ve bir şey kazanmak için hani derneklere, evet, girerler. Statü kazanmak için. Bizim dernek öyle değil. Bizim dernek Konya Sevdalıları Derneği. Sevda olarak toplandık. İlk önce ticaret odası öyle bir yemek verdi bize. Böyle bir şey devam edelim mi? Aman edelim. Buna Konya'nın ihtiyacı var falan. Ondan sonra tabii birkaç başkan geçti. Hepsi birbirinden efendi. Şimdiki başkanımız inanılmaz yardımsever bir insan. Hı hı. İnanılmaz heyecanlı. Ve biz Türkiye'de bu kadar dernek var. Hiçbir ilin 81 ilin hiçbirinin düşünmediğini biz yaptık. Ne yaptık? Amatem binası yaptık. Aha, amatem. Çünkü burada çok önemli, çok hassas bir nokta var ve insanlar orada atlıyor. Konya'da bu uyuşturucuya alışmak çok kolay. Çünkü Konyalı çok asil. Çok asil. Sırrını ele veremez. İçine kapanır. Sırrını ele veremez. Dolayısıyla saklar. Saklayınca da tedavi olamaz. Tedavi olamayınca da boyutu büyür. Çevre genişler. Biz hemen bir amatem binası yaptık. 38 tane yatak var. Evet. Ve hemen hemen yönetimdeki yani kendi grubumuz parayı karşıladı. Kolay değil. Devlet arsasını verdi. Çok güzel bir şey yaptık. Hatta giden valimize sayın valim lütfen billboardlara yazalım dedim. Eğer duyurulsun. İnsanlar görsün. Şöyle yazalım. Duyursun. Eğitimci gözüyle görüyorum. Hani çocuklarınızda davranış bozukluğu varsa evden bir şeyleriniz kayboluyor. Çünkü çalıp madde alıyorlar. Evet. Çalmalar başlıyor. Hem para hem de eşya minik falan satıyorlarmış. Çok küçük başlıyor belki ama daha sonra tabii büyüyor gittik, değil mi? Bırakamıyor. İllet bu yani. Alışkanlık oluyor. Ondan sonra biz bunu yaptık. Çok güzel. Şimdi ben başkanla da konuştum. Bir miktar gönderdim ama bu ciddi başlama değil. Ben de Yardımsevenler Derneği olarak oraya kütüphane yapacağım. Harika. Ama temli çocuklar. Kitapsız hiçbir bina olmaz değil mi olmaz hocam? Olmaz. Onlar okuyarak kendilerinden geçsinler. Hatta başbakanımızın eşi de geldi şeyimize, amatem binamıza. Ben hiç tanımıyordum ve çok takdir ettim. Bizi tabii amatemler karşılıyorlar. Vali Bey, giden vali, Van'a giden valimiz, hı hı, falan da vardı. Hanımefendi, ben mesela geçerken merhaba gençler nasılsınız diyerek geçtim. Teşekkür ederiz, iyiyiz falan dediler. Bak hanımefendi tek tek ellerini sıktı. Nasılsınız? İyisiniz, memnun musunuz? Nasılsınız? Tek tek ellerini sıktı. Çok samimi bilgiler aldı bu konuda. Şimdi yeni bir çalışmamız var ki bu da çok büyük bir müjde. Hem binayı genişleteceğiz, evet, hem yatılı bölümünü genişleteceğiz, hem de atölye açıyoruz. Oh, harika. Bu gençler atölyede çalışırken para kazansınlar bir taraftan. Hı-hı. Hani tekrar dönmesinler, evet, kurtaralım diye. Belki oradan bile bir meslek bile edinip çıkabilir değil tabii mi? Tabii bütün mesele. Zaten hatta hayatı anket kazandırmak yaptım. Amaç sanırım. Üniversiteden çok bizim üyemiz var, arkadaşlarımız. Hepsi beyin yani, cevher. Dedim ki özellikle Zekeriya Bey, ankete başlamadan önce lütfen şu soruyu sorun çocuklara dedim.
bu illete alışmasaydım hangi meslekte çalışmak isterdin? Yapardım. Ne yapmak? Terzi olmak isterdin? Bakkal mı, marketçi mi? Yani ne? Falan. Ama şeyleri ankete başlamadan önce dedim. Gerçekten onların fikirlerini de aldı arkadaşlar. Anketler de yapıldı. Biz Konya olarak elimizden geleni yapıyoruz. Aha, başka bir müjde vereyim size. Konya adına başka bir müjde vereyim. Otogar'ın oradaki bütün o çıplak dağlar, hı hı, hepsini ağaçlandırıyoruz. En yakın zamanda. İnşallah. En yakın zamanda. En öyle bir grup bu. Yeri değil, tamamını ağaçlandırıyoruz. Çok az bir su bulduk. Onu da değerlendireceğiz. Belediye, Selçuklu Belediyesi çok bize destek veriyor o konuda. Evet. Orman Bölge Valilik. Bizim heyecanımız yeter zaten. Son olarak şöyle kapatalım mı? Siz kadını Türkiye'de, dünyada hiç fark etmez. Yerini nerede görüyorsunuz? Kadına tabii başka cephelerden de bakılır. İsrail'li araştırmacılar bir araştırma yapmışlar. Türk kadını çok zeki. Türk kadını çok zeki. Gerçekten zekiyiz. Yani hiç mütevazi olmaya da gerek yok. Cin gibi. Hele bazıları bizi katlar bile. Ama Türk kadını istenen yerde değil. Gerçekten bir devlet dairesine girseniz kaç tane müdür şef bayan görürsünüz. Değil mi? Bir siyasette kaç tane kadın görürsünüz. O nedenle araştırma yapmış İsrailler. Zaten dünyayı yönetiyorlar. Onlar meraklılar maşallah. Bizi de merak etmişler. Yaptıkları araştırmanın sonucu şöyle çıkmış. Türk kadınının en büyük rakibi yine kendisi çıkmış. Türk kadını biraz sivrildi mi kendi hemcinsi çeker aşağıya. Gerçekten bunu çok iyi gözlemliyoruz. Sizler de gençsiniz ama farkındasınızdır. Biri sizden bir adım ötede oldu mu, yani birbirimizi alkışlamayı bilmiyoruz, takdir etmeyi bilmiyoruz. Halbuki o da, sen de ol, o da olsun, o da olsun. Çünkü biri olursa arkası gelir. Fahriye Gürler Sayar bize 2S ve 1Ş formülünün sırlarını anlattı. Bakalım sevgi, saygı ve şefkati hayatımıza nasıl kılavuz etmeliyiz? Bu çektim senin elinden. Yalvarırım sana gel üzme beni. İnan bana çok seviyorum seni. Gel kollarım artık bekliyorum. Sevginin ipliğinde bir kasak örmüş annem. Bu nedenle ben hiç üşümezmişim. Annemin zamanı olsa örse bütün insanlara. Üşümese onlar da. Muhteşem. Çok bununla sevdi. Da kapatıp üstüne hiçbir şey söylemeye gerek yok. Gerçekten keşke herkes sevgiyle örse ve hiç kimse üşümese değil mi? Çocuklar, evliliği ayakta tutan sevgi, saygı ve şefkat. İki S bir şey derdi. Evet. İnanın bu iki S bir şey hayatta kendinize yaptığınız en büyük iyilik. Yatırım. İyilik. Hani severek bakmak başka. Evet. Ay demek başka. Doğru kelime o. Severek yapalım. Severek. Seveceksin. İşini seveceksin. Ne iş yaparsan yap. Evet. Değil mi? Evet. Herkesi seveceksin. Sevmek çok kolay. Ve kendinize yaptığınız en büyük iyilik. Evet, iyilik. Evet, Cesur Adımlar'da bu hafta şöyle kapatmak istiyorum. Çünkü Fahri Hocam çok güzel bir mesaj verdi. İki S ve bir şey dedi. Sevgi, saygı ve şefkat. Biz de bunları sizler için diliyoruz. Hayata gülümsemeye, insanlara gülümsemeye ve kendinize gülümsemeyi ihmal etmeyin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Papatya gibisin, beyaz ve ince. Eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Yalvarırım sana gel üzme beni. Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum.